İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Ayaza stüdyoları. Saatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretin en alt rakamının %30 artışla 5.500 lira olarak uygulanmasına karar verildiğini açıkladığı Türkiye'de 23'ü, Türkiye ile Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcilerinin iki ülke sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata vardıkları Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22'yi, Rusya ve Çin'in başarıyla gerçekleştirdiği hipersonik füze denemesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hüsrana uğradığı, diğer bir ifadeyle testte başarısız olunduğunun açıklandığı Washington'da 16.01'i, cinayet ve tecavüz gibi suçlardan idama mahkum 10 kişinin cezasının infaz edildiği İran'ın Elburz eyaletinde de Cumartesi 00.31'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Haftanın 5. ve son gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca 1 Temmuz 2022 Cuma'da Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ve önce günün manşetleri diyeceğiz. Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücrette ara zam belli oldu. Asgari ücrete %30 ek artış yapıldı. O rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da saat 17.22'de açıkladı. Temmuz ayından itibaren geçerli net asgari ücret 5.500 lira olarak belirlendi. Erdoğan asıl ücret artışını yılbaşında yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde imzalanan üçlü muhtırayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin devam ettiğini, İsveç ve Finlandiya'nın henüz NATO üyesi olmadığını hatırlattı. Bu bir davet sürecidir dedi. Erdoğan, terör örgütü PKK'nın yanı sıra PYD, YPG ve FETÖ'nün NATO belgelerine girmesi bu süreçten nasıl başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir vurgusunu yaptı. Artvin'deki heyelanda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yamaçtan kopan kayaların park halindeki tırları paramparça ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Heyelan riskinin devam ettiği bölgede ulaşım tek yönden sağlanıyor. Evet, bunlar günün en öne çıkan başlıklarıydı. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı Maratonu hemen başlıyor. Ve gece bakışına sıcak bir gelişmenin ayrıntılarıyla başlıyoruz. Evlat nöbetinden iki güzel haber daha geldi. Diyarbakır annelerinden ikisi daha evladına kavuştu. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonuç verdi ve PKK-KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Ayrıntılar için Ankara'ya dönüyoruz. Ve sözü Muhammed Ali Pehlivan'a bırakıyoruz. Çok güzel, çok değerli bir haber. Ayrıntılar neler Muhammed? Siz de bahsettiniz, Fuat Kozluklu iki terörist daha ailelerine kavuştu. Terör örgütü mensuplarına ilişkin bu ikna çalışmaları Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütüldü. İki örgüt mensubu daha Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetinde bekleyen ailelerine kavuşmuş oldu. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Aynı zamanda örgüt mensubu bu iki kişinin 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri de tespit edildi. Yine söylediğimiz gibi aileleri aylardır Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetindeydi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da buna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve iki ailenin evlatlarını söke söke terör örgütünün elinden aldığını ifade etti. Aynı zamanda annelerin cesareti PKK ve terör örgütlerini çökertecek dedi. Söylediğimiz gibi toparlamak gerekirse iki örgüt mensubu daha dakikalar önce bugün ailelerine kavuştu. Ve bu kapsamda da toplam rakam verecek olsak böylece evlat nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükselmiş oldu Fuat Kozluklu. Evet, iki anne daha terör örgütünden kaçan ve ikna çalışmaları sonucu kaçan
evladına kavuştu. Muhammed Ali Pehlivan, kolay gelsin diyoruz. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz ara zammına ilişkin çalışmalarını tamamladı ve mutabakat sağlandı. Yeni rakamı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği asgari ücrette ara zam akşam saatlerine doğru 17.22'de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete %30 oranında zam yapıldığını, net asgari ücretin 5.500 lira olduğunu duyurdu. Erdoğan yapılan bu zammın ara zam olduğunu, esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirtti. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. Milyonlarca işçi ve işverenin gözü kulağı bu açıklamadaydı. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yapılan %30 ara zamla brüt asgari ücret 6.471 lira, net 5.500 lira oldu. Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Yeni asgari ücret bu aydan itibaren geçerli. %5 oranındaki prim desteğiyle işverene maliyeti 7.603 lira. Yapılan artışın tüm maliyeti işverene yansımayacak. İşverene istihdam edilen her işçi için 100 lira destek verilecek. Çalışanların gelirinin asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmamaya devam edilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Düzenleme ile kamu çalışanları ortalama 300-350 lira gelir elde edecek. Sadece işçilerimizle sınırlı kalmayan bu artışın Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet ilkesi gereğince çalışanları koruma yaklaşımının yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. İki gündür müzakere masasında olan işçi ve işveren tarafı da yeni asgari ücreti değerlendirdi. Bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışanlarımızı hem işletmelerimizi hem de istihdamımızı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Siz de biz de toplum olarak bu sıkıntılı bir dönemde inşallah toplum rahat eder. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Asgari ücretin 5.500 lira olmasına farklı kesimlerden de mesajlar geldi. Peki yapılan artış işçi ve işveren tarafından nasıl karşılandı? Detayları haberimizde. Önceliğimiz hep insanlarımızın işlerinin, açlarının, huzurlarının, umutlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Asgari ücrete %30 ara zam yapıldı. Milyonlarca çalışan ve işveren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını yakından takip etti. Açıklamanın ardından yapılan artışa ilk yorum işçilerden geldi. Ara dönemdeki zam güzel oldu. Etkileyecek evet tüm çalışanlarımıza ve gerçekten hani ara zam çok iyi oldu bence. Asgari ücrete yapılan artış birçok işçiyi memnun etti. Yeterli bulmayan da oldu. İyi oldu bu zam. İşçiler açısından hani güzel oldu ama gelen asgari ücrete gelen zamlar diğer normal bizim yaşam tarzımıza da geliyor. İyi oldu yani. Bir nevi de sürpriz gibi bir şey oldu yani. Devlet daha iyisini bilir. Sonuçta herkes görüyor. Biz emekçiyiz. Akşama kadar burada çalışıyoruz. Söylenilen enflasyona göre güzel bir zam olduğunu düşünüyorum yani. İşverenler de asgari ücretteki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu. Ağırlaşan yaşam koşullarında böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Umarım çalışanlarımız bundan mutlu olurlar. Üzerimizdeki yük ne kadar azalırsa çalışanımıza o şekilde yansıtabiliriz. İyileştirmeler yapabiliriz. Memnuniyet verici bir durum bu. Dolayısıyla biz de bu duruma göre ücretlerimizi iyileştireceğiz.
çalışanlarımızı mutlu etmeye çalışacağız. Çalışanlarımız mutlu, ne kadar mutlu ve rahat bir ortamda çalışırlarsa verimlilikleri o şekilde artacaktır. Ekonomide yoğun bir haftayı geride bıraktık. Asgari ücrette ara zam mesaisi yapıldı. Mecliste ek bütçe teklifi kabul edildi. Finansman tarafında ise kısa adı BDDK olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sıkılaştırma adımlarının piyasaya etkileri izlendi. Şimdi o düzenlemelerin detayları geliyor ekranlarınıza. Kabul edenler, yetmeyenler kabul edilmiştir. Haziran ayının son haftasında ekonominin gündemi yoğun geçti. Asgari ücretten ek bütçeye birçok yeni düzenleme için çalışmalar hızlandı. Yapılan mesailerin ardından birçok uygulamaya son şekli verildi. Asgari ücrete ara zam oranını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki kez toplandı. İşçi ve işveren temsilcileri taleplerini iletti. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Meclisin ekonomi gündemi de oldukça yoğundu. 2022 yılı için ek bütçe teklifi genel kurulda kabul edildi. Bu yılın bütçesine 880 milyar 474 milyon liralık ödenek eklendi. Ek bütçemizi de herhangi bir vergi artışı ya da yeni vergi idası öngörmeden tamamen gerçekçi varsayımlarla hazırladık. Kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerin tutturulması için çarşıya, pazara ek vergi getirmeyeceğiz. Memur ve emeklinin maaş ve ikramiyelerinde artışa neden olacak ek gösterge düzenlemesini de içeren torba teklif ise Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Torba teklifle en düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkarılacak. Hane halkının finansmanına yönelik BDDK tarafından da bir dizi düzenleme hayata geçirildi. 10 milyon liranın üzerindeki konutlar için kredi imkanı kaldırıldı. BDDK şirketlere yönelik ise sıkılaştırma adımlarını uygulamaya koydu. Döviz varlıklarının Türk lirası karşılığı 15 milyon liraya aşan şirketler ise Türk lirası ticari kredi kullanamayacak. Haziran ayının son haftasında İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi. Vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisnalar getirildi. Saatlerimiz 23.13'ü gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde imzalanan üçlü muhtıra ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin devam ettiğini, İsveç ve Finlandiya'nın henüz NATO üyesi olmadığını hatırlattı. Bu bir davet sürecidir dedi. Terör örgütü PKK'nın yanı sıra PYD, YPG ve FETÖ'nün NATO belgelerine girmesi bu süreçten nasıl başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsveç, Finlandiya üyeliği konusu. Tabii bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar. Ancak bu bir davet sürecidir. Ve bizler bu davete şu anda ne yaptık? Evet demiş olduk. Diplomatik zafer vurgusu yaptı. İsveç ve Finlandiya'nın henüz NATO üyesi olmadığını söyledi. Onay merciği olarak meclisi işaret etti. Bundan sonraki sürecin İsveç ve Finlandiya'ya ait olduğunu söyledi. Yanlışları olduğunda kapı gibi belgeleri elde, gereğini yaparız dedi. Bu davetin bazı tabii şartları var. Bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Ve bu şartlar kabul edildi. Hele hele bir NATO sözleşmesinin mutabakat zaptının içerisine özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Madrid'deki zirvenin ardından hem de cuma namazı sonrasında gündeminde üçlü muhtıra vardı. Türkiye'nin zirvede terörle mücadele alanında pek çok ilkeye imza attığını söyledi. PKK, PYD, YPG ve FETÖ'nün ilk kez NATO'nun kayıtlarına girdiğini hatırlattı. Tabii biraz böyle
yan çizmeye falan kalktılar. Ama biz kendilerine dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla bunu eğer kabul etmeyecek olursanız buradan kesinlikle bu anlaşmaya evet diyemeyiz. Bu şekilde dönersiniz. Sonra tekrar görüşmeler devam etti. Sonunda kabul ettiler. Sözü İsveç'ten iadesi istenen teröristlere getirdi. 3-4 teröristi bize gönderdiler ancak bizim için yeterli değil. 73 teröristi bize gönderecek dedi. Erdoğan, ilgili kurumların süreci yakından takip edeceğini söyledi. Sözler önemlidir ama asıl olan uygulamalardır vurgusu yaptı. Madrid'de terörizm konulu oturumda liderlere izlettiği videoya değindi. Dağıttığımız belgelerle, flash belleklerle onlara alın, bakın, görün dedik. Ve bu bakımdan da gerçekten bu bizim oradaki mücadelemizin adeta bir zaferle neticelenmesi oldu. Erdoğan'ın Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde de gündeminde üçlü muhtıra vardı. Şimdi bu taahhütlerin her birinin hayata geçirildiğini görme vaktidir. Şayet bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la artan gerilimi de değerlendirdi. Yunanistan'la savaşa girmek gibi bir derdimiz yok. Ama sözlerinde durmuyorlar, dedi. Tepki Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'eydi. Kendine çeki düzen versin diye uyarı yaptı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı gıda tedarik krizine de değindi. Her iki ülkeyle de görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Aramızdaki ihtilafları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çalışmak yerine birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine de hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha uyardı. Kendisine çeki düzen vermedikten sonra bir araya gelmemiz mümkün değil dedi. NATO zirvesinde liderlerin Mitsotakis'le görüşme için biz aracı olalım dediğini anlattı. Birçok liderler, bilmiyorum kim süfle etmiştir, bizi barıştırmak için çok gayret sarf ettiler. Dedik ki şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz. Gelecekte şartlar neyi getirir, neyi götürür? Buna göre bakar, ona göre de değerlendirmesini yaparız. Erdoğan, hem NATO zirvesi temaslarından sonra hem de zirvenin ardından geldiği İstanbul'da eleştirdi Yunanistan'ı. Çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Tabii böyle bir ihlal yaparsanız o zaman bize düşen nedir? Benim hava kuvvetlerim de size kalkıp gerekli olan görüntüyü, görselliği verecektir. Silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır. Ve bundan sonra da yine bu hava sahası ihlalleri devam edecek olursa aynı şekilde bize düşen görevi de biz yerine getirmeye devam ederiz. Cumhurbaşkanının gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Bir denge politikası güderek süreci işletmekten yanayız dedi. Hem Rusya hem Ukrayna ile ilişkilerin devam ettirileceğini söyledi. Sözü Karadeniz'de tahıl koridoru planına getirdi. Bizim üzerimizden tahılın gönderilmesini sağlayabiliriz mesajı verdi. Sayın Putin'le de Sayın Zelenski'yle de görüşmeleri yapıp yani biz burada bir reeksport yapmak suretiyle üzerimizden bu buğday, arpa, yulaf, ayçiği yağı vesaire olmak üzere bunları biz şu anda mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. 20 civarında gemimiz şu anda oralarda ve her an oradan hareket etmeye hazır durumdalar. Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Özel temsilciler 4. görüşme için bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Dördüncü görüşmeye Büyükelçi Serdar Kılıç'la Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan katıldı.
Görüşmede Türkiye-Ermenistan sınırının 3. ülke vatandaşlarına açılması için mutabakata varıldı. Aynı zamanda iki ülke arasında hava kargo ticaretinin en yakın zamanda başlatılmasına da karar verildi. Viyana'daki görüşmede Türkiye-Ermenistan arasında tam normalleşmenin sağlanması için atılabilecek muhtemel diğer somut adımlar da değerlendirildi, ele alındı. Normalleşme sürecinin ön koşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşı vurgusu yapıldı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin dava İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmesi ve diğer sanıklara beraat verilmesine itiraz etti. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanıp cezasının 23 yıla indirilmesinin ardından yeni gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı gerekçeli kararın ardından davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Başsavcılık, sanık Cemal Metin Avcı'nın iddialarıyla öldürme eyleminin vahamet düzeyleri arasında açık bir oransızlık bulunduğuna dikkati çekti. Beraat kararı verilen Mertcan Avcı'nın da sanık abisini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığının açık olduğu vurgulandı. Savcılık itirazının talep bölümünde sanıklar hakkında eksik ceza tayin edilmesinin usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur ifadesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde kadın cinayetlerinin ardından tartışılan idam cezası vardı. Erdoğan, tartışılabilir ve yeniden gündeme gelebilir dedi. Meclisin karar alması halinde düzenlemeyi onaylayacağını da söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 muhalefet partisinin aday belirleme sürecini de onların yaptığı bizi pek ırgalamıyor sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan, İspanya'da NATO zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınar Gültekin cinayetinin ardından gündeme gelen kadın cinayetlerine yönelik idam cezasını değerlendirdi. İdam yeniden gündeme gelebilir ve tartışılabilir dedi. Gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım'la da yaptık. Bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim. Burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği İspanya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6 muhalefet partisinin aday belirleme sürecini de değerlendirdi. Onların ne yaptığı, ne ettiği bizi pek ırgalamıyor. Ama görünen gerçek o ki, bu işin üstü şişhane, altı kaval. Onun için biz ne yapacağız, ne edeceğiz ona bakalım. Bunların altısı, artı birle de yedisi ne gibi adımlar atacaklar, nasıl bir aday belirleyecekler? Biz şu anda adayımızı belirlemişiz. Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Ekim ayına bırakılan dezenformasyon yasası ile ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı. Özellikle bu hafta başka önemli olan bazı yasaların çıkması süreci de vardı. Grup başkan vekili arkadaşımız beni aradı. Böyle bir durum var. Mutabakatımız tamam. Fakat dezenformasyonla mücadeleyi meclisin açılışına bırakmaya ne dersiniz dediler. Böylece bu süreci dayanışma içerisinde bitirmiş oluruz dedik. Saatlerimiz 23.25'i gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Artvin'deki bu sabah meydana gelen heyelanda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saat 07 sularında yamaçtan kopan kayaların park halindeki tırları paramparça ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Heyelan riskinin devam ettiği bölgede ulaşım tek yönden sağlanıyor. Kaya parçaları dik yamaçtan aşağıya düştü. Yolda ilerleyen bir minibüs sürücüsü heyelanı görünce son anda durabildi. Park halindeki tırların sürücüleri ise kayaların altında kaldı. Artvin'de heyelan dehşeti yaşandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa bölümünde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda büyük kaya parçaları tırların üzerine düştü. Olaydan sonra tırlar işte bu hale geldi. Olayda Azerbaycan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın etkisiyle tabii şok geçirenler var ama bir kaya düşmesi kaynaklı 2 tane yaralımız var hastanede gözetim altında. Her türlü tetkiki yapılıyor, filmler çekildi. Hayati tehlikesi yok. Heyelan'da 4 tır daha hasar gördü. 7 civarlarında sesi duyduk. Tabii ki biz müdahale etme şansımız yok. Gereken yerler aradı. 5 dakika herkes buraya geldi. İtfaiyesi de geldi, ambulansı da geldi. Bölgede heyelan riski devam ediyor. Selin vurduğu Batı Karadeniz'de yaralar sarılıyor. Zarar gören bölgeler genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. 7 ilde hasarın tespiti için çalışmalar da sürüyor. 13 binanın yıkıldığı belirlendi şu ana kadar. Düzce ve Kastamonu'da ise selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için ekipler yoğun bir çaba içerisinde. Bu zarar gören bölgeleri de özellikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi onu söyleyeyim. Onun için de afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler, yardımlar neyse bunları da süratle gerçekleştireceğiz. Selin ardından yaraları sarma seferberliği, hasarın izlerini silmek için aralıksız mesai. Devlet tüm imkanlarıyla sahada. Batı Karadeniz'de selin ardından 7 ilde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın'da 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasar aldığı, 509 binada hafif hasarın oluştuğu belirlendi. 20 bina için acil yıkım kararı verildi. Düzce ve Kastamonu'da selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler Okan Bayrak ve Recep Bakırcı'ya ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bakanlar da sel bölgesinde incelemelerini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kayıp gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü. İnşallah en kısa zamanda ona ulaşmak için arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. İsterseniz sizi buraya alıp getirebiliriz. Yok efendim biz duralım, herhangi bir gelişme de gelelim derseniz de onu burada kaymakam bey'e iletirlerse, vekilimize iletirlerse onu da yaparız. Kastamonu'dan Karabük'e giden kurum bölgede son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet etti. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Yeni evlerimizi hızlı bir şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıyacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bartın'da taşkınların yaşandığı noktaları inceledi. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarla görüştü. Bakan Soylu bölgedeki çalışmaları helikopterle havadan takip etti. Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı bir kez daha olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yollar yine göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte yine güçlük çekti. 2 haftadır böyle bir tablo var Ankara'da. Başkentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel bir kez daha can kaybına neden oldu. Keçiören'de su basan evde mahsur kalan 21 yaşındaki Buse'nur Doğanay hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Doğanay'ın 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğu açıklandı. 20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Ankara Keçiören'de 1. kottaki evi yağmur suyuyla dolan 21 yaşındaki Buse'nur hayatını kaybetti. Buse yardım edin, yardım edin diyordu. Kapıyı o çekiyor, Metin Bey ittirdi. Su basınç yaptığı için kapı açılmadı. Sonra bir anda bir daha su geldi. Şu bir metre olan su bir anda 2 metreye çıktı. Biz merdivenlerden zor çıktık yukarıya. Direkt 1. kata çıktı. Ondan sonra bu senin sesini duymadık bir daha.
Suyun baskısı nedeniyle kapıyı açamayan komşular bu kez dışarıdan pencereye yöneldi. Ancak pencerede ne yazık ki işte bu demir korkuluklar vardı ve bu yüzden Buse Nur'a yine ulaşamadılar. Yağışla birlikte apartmanın yanındaki yokuştan gelen su binanın içine girdi. Zemin katlı, bodrum katlarda bulunan daireler suyla doldu. Buse Nur Doğanay o dairede annesiyle birlikte yaşıyordu. Ancak annesi o sırada evde yoktu. Kurtarın beni, kurtarın beni diyordu. Başka hiçbir şey demedi. Sonra sesi kesildi zaten. Yani kelimeler ifade etmiyor. Kelimeler ifade etmiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Her şeyimiz gitti. Komşuları Buse Nur'un dairede mahsur kaldığı ihbarını yaptı. AFAD ve belediye ekipleri Buse Nur için seferber oldu. Ancak genç kız kurtarılamadı. Selde hayatını kaybeden Buse Nur Doğanay, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Milyonların gözü kulağı, işçi ve işverenlerin gözü kulağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 17.21'de yaptığı açıklamadaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete %30 ara zam yapıldığını duyurdu. Evet, brüt asgari ücret artık 6.471 lira ve net asgari ücret 5.500 lira 35 kuruş. Temmuz itibariyle de geçerli. Sosyal Güvenlik Kurumu primi, SGK primi, işçi payı %14, yani 905 lira 94 kuruş oldu. Yeni ara zamla beraber SGK primi, işveren payı %15,5, yani 1003 lira. İşsizlik sigortası primi, işveren payı %2, bir diğer ifadeyle 129 lira 42 kuruş. İşveren maliyeti 5 puan prim teşviki dahil 7603 lira 43 kuruş işverene maliyeti. Evet, tablo böyle. Asgari ücrete yapılan zam mı şimdi? Değerlendirmesini rica edeceğiz. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist, doçent doktor Yüksel Okşak bizlerle beraber. Hocam merhabalar. Merhabalar. Buradasınız. Evet. Nasıl değerlendirdiniz? Bir 6.000 beklentisi yani, vardı net olarak. Şöyle ifade edelim. Yani son 10 günün gerçekten en önemli tartışma konularından biriydi gündemde. Asgari ücret meselesi. İlk başta yaklaşık bir 5 bin liralık bir formül vardı. Sizler de hatırlarsınız. Yani bu eski asgari ücretin üzerindeki işveren payına ilişkin 750 liralık bir işveren payının devlet tarafından karşılanması ve bunun net asgari ücrete eklenerek yaklaşık 5 bin liralık bir pay haline dönüştürülmesi ilk senaryoydu. Fakat dün itibariyle resmi gazetede yayınlanan asgari ücrete ilişkin yasal düzenleme bu senaryoyu bir miktar çöpe attı ve tahminlerin biraz daha üstünde bir asgari ücret artışı olacağını açıkçası benim de tahmin etmeme sebep olmuştu. Yani ben 10 gün önce tüm yayınlarında 5500'ü söylüyordum. Nereden biliyorsun diye sormayın. Sadece tahmin ettim. Yani geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsanız yılbaşında yine bu işçi ve işveren sendikaları bir araya gelmişti. Sayın Bakan'la beraber son kez Cumhurbaşkanı işin içine girip bir miktar beklentilerin üzerinde bir artış yapmıştı. Ben de bu 5'in üzerinde bir miktar Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkili olacağını da bu NATO zirvesine giderkenki konuşmasından aslında anladım. Orada çok kıymetli iki cümlesi vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Benim için bir iktisatçı olarak. Bunlardan bir tanesi şuydu. Havaalanında şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki biz Türkiye'de hayat pahalı ve enflasyon sorununun farkındayız dedi. Bu sorunu içsel bir şekilde dile getirdi. Ben bundan çok mutlu ve memnun oldum. Ve son olarak da şunu söyledi. Dedi ki biz büyüyoruz. Büyümeden hak ettiği reforu alamayan sabit gelirliğe hak ettiği reforu vermek boynumuzun borcudur dedi. Bu söylem de çok önemliydi. Ama Fuat Bey asgari ücreti öyle bir artış yapması gerekiyordu ki bu ne çok fazla olmalıydı. Birincisi zaten yılbaşında tekrar yeni bir zam olacak. İkincisi ise yine bu çok fazla olmalıydı ki çok fazla olursa işveren tarafında sıkıntı başlayacak. Yani işten çıkarmalar veya yeni
Hocam bağışlayın. Sesle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir kez daha deneriz olmazsa. O nedenle kesmek zorunda kalıyorum. Ha, bu arada bir son dakika haberi var. Asgari ücrete yapılan zammı konuşuyorduk. Kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri olan ek göstergeyle ilgili bir son dakika haberi var. Evet, kabul edildi. Evet. Milyonları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi az önce yasalaştı. Ayrıntılar için kameralarımızı meclis büromuza çeviriyoruz ve sözü Abdülbaki Açıkgöz'e bırakıyoruz. Abdülbaki. Fuat Kozluklu, sıcak bir gelişme. Hem kamu kesimini hem de üniversite öğrencilerini ilgilendiren o önemli düzenleme geçtiğimiz dakikalar içerisinde yasalaştı. En düşük emekli maaşı 2500 liradan 3500 liraya çıkartıldı bu düzenlemeyle. Düzenlemeyle tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek. Polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergeleri de 3600'e çıkartılacak. 5 milyon 300 bin memur ve emeklisini ilgilendiren düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek, 2023 yılında. Bununla sınırlı değil tabii ki. Düzenlemeyle memurların hem emekli aylıkları hem de ikramiyelerinde artış yaşanmış olacak. Yeni yılda 3600 ek göstergenin altında emekli aylığı bağlanan polis, bekçi, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara ilave 1200 lira da ödeme yapılacak. Düzenlemeyle yüz binlerce öğrenciye üniversiteye tekrar dönüş yolu açıldı. Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere yeni bir fırsat tanınacak yeni eğitim öğretim yılında. Türkiye'nin yerli otomobilinin rekabet gücünü artırmak için de oldukça önemli bir düzenleme yapıldı. Motor gücü 160 kW'tan az, ÖTV matrağı 700 bin liradan aşağı olan elektrikli otomobillerin ÖTV oranında %10 olarak yeniden belirlendi bu düzenlemeyle. Ve varlık barışının da süresi uzatıldı. Gerçek veya tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi menkul kıymetlerini Mart 2023 tarihine kadar yurda getirebilecekler. Eylül ayı sonuna kadar getirilmesi durumunda %1, sonrasında getirilmesi durumunda ise %2 vergi alınacak bu menkul kıymetlerden. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte meclis 27. dönem 5. yasama yılını da tamamlamış oldu ve meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Ayrıntılar bu şekilde diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Evet, önemli bir gelişmeydi. Abdülbaki Açıkgöz meclisten aktardı. Devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Diyarbakır'da iş insanlarıyla bir araya geldi. 2023 yılına kadar 1000 marka kadın kooperatifi kurmayı hedeflediklerini söyledi. BDDK ticari kredi kullanımına dair düzenlemeyi eleştirenlere de cevap verdi Bakan Nebati. Kusura kimse bakmasın, kimse kusura bakmasın. Milletin çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz dedi. Finansal istikrarı güçlendirme politikamız kapsamında yakın dönemde BDDK ticari kredi kullanımına dair bir düzenleme yaptı malum. Bu düzenlemenin de amacı son derece açık. Krediyi alıyorsanız gidip üretim yapın. İhracat yapın. İstihdam oluşturun. Ter dökerek para kazanın. Ama gidip de krediye, dövize atıl yatırım yapmayın diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Diyarbakır İş Dünyası Buluşması programında konuştu. BDDK'nın ticari kredi kullanımına dair düzenlemeyi anlattı, eleştirilere cevap verdi. Ne oldu? Bugüne kadar yine bizim karamsarlar korusu olduğu gibi şimdi gene sazları ellerine aldılar. Başladılar çalmaya. Yok efendim devlet müdahale ediyormuş. Yok efendim sermaye kontrol altına alınmış. Türkiye serbest piyasa güdümlü çalışan, asla bundan taviz vermeyen bir ülke. Kimse kusura bakmasın. Biz milletimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Ve yapmaya devam edeceğiz. Bakan Nebati, girişimci kadınlarla da bir araya geldi. Hayırlı olsun. Bu yılın sonuna kadar 81 ilimizden en az 81 marka kooperatif çıkarmayı hedefliyoruz.
ve kararlıyız. 6 ayımız var. Peki burada duracak mıyız? Elbette hayır. Sonrasında da bu kooperatiflere 973 ilçemizin her birine bunu yayarak 2023 yılında toplam 1 milyar doları aşan ihracat rakamıyla 1000 marka kadın kooperatifine inşallah adım adım ulaşacağız. Takvim yaprakları 11 Mart 2020 gece arası 00:45'i gösteriyordu. Hayatımıza bir musibet girdi. Yeni tip koronavirüs, COVID-19. Yani 842 gün önce, 2 yıl, 3 ay, 20 gün önce. Üretim ve tüketim modellerimiz de alt üst oldu. O günlerde tanıştığımız bir şey. Temassız var mı? Markete gidiyorsunuz, bakkala gidiyorsunuz. Size soruyorlar, temassız var mı? Kredi kartı ya da bankamatik kartı. O gün bugün artık bunu sık sık işitmeye başladık. Hem hijyenik olması hem de kolaylığı nedeniyle temassız ödeme büyük talep görüyor. Belirli miktarda ödeme yapmaya izin veren bu yöntemin limiti kademeli olarak artırılıyor. Yapılan düzenlemeyle bugünden itibaren temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya yükseltildi. Teknoloji her geçen gün gelişirken ödeme yöntemleri de kolaylaşıyor. Kullanıcılar için büyük avantajlar sağlayan temassız ödemeye de salgının etkisiyle ilgi artıyor. Yoğun talep sonrasında temassız ödeme limitleri de kademeli olarak yükseltiliyor. Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya çıkarılmıştı. Daha öncesinde 500 lirayla sınırlandırılan temassız ödeme limiti 750 liraya yükseltildi. Kredi kartı ve banka kartlarındaki temassız ödeme limit artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin Mayıs ayı verilerine göre mağaza içi her 3 kartlı ödemeden ikisi temassız olarak yapılıyor. Temassız ödeme adedi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 2 katına ulaştı. Temassız ödemeler iş yeri sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Her 5 iş yerinin 4'ünde temassız ödeme yapılabiliyor. Temassız hayat. Selamlaşmamız bile artık. Kucaklaşıyorduk, temassız. Aman o. Otoyollarda hız sınırları artırıldı ve yeni dönem başladı. Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyolda sınır 130 kilometreye yükseldi. Kuzey Marmara, İstanbul, İzmir, Ankara, Niğde otoyollarında ise sınır 140 kilometre oldu. Yeni uygulama sonrası trafik denetimleri de sürdürüldü. Otoyollarda yeni düzenlemeye gidildi. Ulaşım ağının her geçen gün geliştiği bu yollarda hız sınırları yeniden düzenlendi. Hız sınırı 10 ila 20 kilometre arasında artırıldı. Yol güzel. Malum artık araçlar da bu hız sınırları için uygun. O yüzden keyifli bir yolculuktu bizim için. Hız sınırını son şeyine kadar kullandık. Vallahi ben hala eski kurallarda gidiyorum. Biliyorsunuz değil mi işte? Evet, bir 10 kilometre kadar artmış ama gene de dikkat şart. Siz dikkatli oluyorsunuz. Allah'a çok şükür. Evde 3 çocuk var. Yeni uygulamayla Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda sınır 130 kilometreye yükseldi. Kuzey Marmara, İstanbul, İzmir, Ankara, Niğde otoyollarında ise sınır 140 kilometre oldu. Hız koridoru uygulaması sistemin kurulu olduğu otoyollarda ise sürüyor. Yeni hız sınırına ilave %10 hız toleransını aşan sürücülere ceza yazılacak. Trafik ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürdü. Araçlar için şehirler arası bölünmüş yollardaki hız sınırı aynı kaldı. Aman bu hız sınırı konusunu yanlış yorumlamasın kimse. Gazdan ayağınızı çekeceksiniz, fren de olacak. Evet, araya gideceğiz ama öncesinde sizi Diyarbakır'ın tarihi surlarına götürmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin surlarda diriliş sloganıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmalar kapsamında Ulubeden Burcu'nun restorasyonu tamamlandı. Binlerce yıllık burçtaki keman restari de ilgiyle dinlendi. Saat başında devam edeceğiz.
Et Haber'de gece bakışının ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bir kez daha iyi geceler. Merhaba, ben Fuat Kozuklu. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri ekranlarınıza taşımaya, aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 24'ü. Takvim yaprakları da 2 Temmuz 2022 Cumartesi'yi gösteriyor ve sırada Türkiye'nin yeni gündeki bilinen gündemi var. Ayrıntılar için kameralarımızı hemen Ankara'ya çeviriyoruz ve sözü meslektaşım Muhammed Ali Pehlivan'a bırakıyoruz. Muhammed Ali. Fuat Kozluklu, biz de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bursa'da olacak bugün ve burada miting ve resmi açılışlara katılacak. Erdoğan, Bursa özel sektör yatırımları toplu açılışı ve ekonomiye değer katanlar ödül törenine katılacak. Hemen ardından T2 tramvay hattı açılışına katılacak ve burada açılış sürüşü gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Türkmenistan'da ekonomik işbirliğine dair hükümetler arası Türkmen-Türk 6. dönem komisyon toplantısı kapsamında Türkmenistan'a gitmişti ve Oktay ziyaret kapsamında bu toplantının açılış konuşmasını yapacak ve komisyon protokolünün imza törenine katılacak ve Fuat Oktay program çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK tarafından düzenlenen Türkmen-Türk İş Forumu'na ve forumun sonunda ikili sözleşmeleri de iştirak edecek. Terörle mücadele diyelim. Şehidimiz var. Şehit ateşi Bursa'ya düştü. Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik pençe kilit operasyonunda haber geldi. Şehit haberi. Piyade uzman çavuş Serkan Taşçı operasyon bölgesinde Sarp arazide kayarak düştü ve şehit oldu. Şehit Serkan Taşçı için Bursa İl Müftülüğü'nde cenaze namazı kılınacak ve ardından toprağa verilecek. Gündemimize Kurban Bayramı'nı alarak devam edelim. Kurban Bayramı öncesi son hafta sonu Kurban Bayram pazarlarının da oldukça hareketli olması bekleniyor. Bu kapsamda geçen yıla nazaran kurbanlarda, kurban fiyatlarında artış söz konusu. Kimi kurbanlarını artık bitirdi, kimi de bu haftayı bekliyor, son günleri bekliyor bitirmek için özellikle besicilerin. Fiyatlarda 15 bin ile 120 bin arasında değişiyor, Türk lirası olarak değişiyor. Kurban pazarlarında Kurban Bayramı öncesi son hafta sonunda hareketlilik olması söz konusu. Aynı zamanda yalnızca kurban pazarlarında değil, cadde ve sokakların da hareketli olması bekleniyor. Kıyafet, çikolata, şeker gibi alışverişler içinde yine Kurban Bayramı öncesi son hafta sonu girdiğimiz bu son hafta sonu tercih edilebilir. Hareketli olması bekleniyor. Biz de TRT ekipleri olarak yerinden sizlerle bu haberleri buluşturmayı sürdüreceğiz. Fuat Kozuklu. Evet, Muhammed Ali Pehlivan aktardı yeni günün bilinen gündem başlıklarını. Çok çok teşekkürler diyoruz. Kolay gelsin. Evet. Milyonları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi geride bıraktığımız saat diliminde mecliste yasalaştı. Düzenleme ile tüm memurların ek göstergesine 600 puan eklendi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkartıldı. Yasayla çeşitli sebeplerle eğitimini tamamlayamayan öğrencilere de üniversiteye dönmek için fırsat tanındı. Emekli aylıklarından memurların ek göstergesine, öğrenci affından elektrikli araçların ÖTV indirimine, milyonları ilgilendiren düzenleme meclisten geçerek yasalaştı. Düzenleme ile kamu kurumlarında çalışan tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri ise 3600'e çıkartılacak. Böylece memurların hem aylıkları hem de emekli ikramiyeleri artacak. 5 milyon 300 bin memur ve memur emeklisinin yararlanacağı uygulama Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Yasayla en düşük emekli maaşı 3500 lira olacak. 3600 ek göstergenin altında emekli aylığı bağlanan polis, bekçi, subay, assubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara ilave 1200 lira ödeme yapılacak. Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimi yarım kalan yüz binlerce öğrenciye üniversiteye dönüş yolu açıldı. Terör suçundan hüküm giyenlerle terör örgütleriyle iltisaklı olanlar af dışında bırakıldı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin rekabet gücünü artırmak için de düzenleme yapıldı. Motor gücü 160 kW'dan az, ÖTV matrahı 700 bin lirayı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı %10'a düşürüldü.
Düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın ve döviz gibi menkul kıymetlerini Mart 2023 tarihine göre yurda getirebilecekler. Bu kıymetlerle ilgili bildirimlerin Eylül ayı sonuna kadar yapılması durumunda %1, yıl sonuna kadar yapılması durumunda %2, daha sonra yapılması durumunda ise %3 vergi alınacak. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınır ötesi harekat sinyalini ineledi. Güvenli alanlarımızın eksik kalan kısımları ile ilgili kesintisiz çalışıyoruz dedi. Güvenli alanlarımızın eksik kalan kısımları ile ilgili kesintisiz çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız her an ve her yerde yeni operasyonlarla, yeni harekatlarla hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünü bir kez daha hatırlattı. Harekat sinyali verdi. Türkiye terörle mücadelede, teröre karşı vermiş olduğu mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. Ve biz bu terörle mücadelemizi inşallah sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem NATO zirvesi dönüşünde hem de Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri mezuniyet töreninde terörle mücadelede kararlılık mesajlarını yineledi. Peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanı da inşallah en güçlü şekilde vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz dedi. Türkiye evet küllerinden kalkan bir millet olarak yeniden her an her yerde her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da, Karabağ'da gösterdik. Bunu Libya'da gösterdik. Bundan sonra nerede, nasıl olursa olsun yine göstermeye hazırız. Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Kahraman ordumuz hudut namustur anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etmek üzere yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddetle ve taarruzi bir anlayışla başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte. Kıbrıs dahil denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kararlılıkla korumaktadır. Törende 14'ü dost ülkelerden olmak üzere bir kısmı kurmaylık eğitimi gören toplam 193 subay mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK-YPG desteğini sürdürüyor. Suriye'de örgütün işgali altındaki bölgeye 30 tır sevkiyat daha yapıldı. 30 tır daha sevkiyat yapıldı. Zira daha önce on binlerce tır dolusu sevkiyat yapmıştı. Sözde müttefikimiz, sözde dost ülke Amerika Birleşik Devletleri. Zerre kadar dostluk, zerre kadar müttefiklik yok. Tırlarda askeri lojistik malzeme ile silah ve mühimmat olduğu öğrenildi. Terör örgütü DAEŞ'le mücadele bahane ediliyor. Suriye'deki terör örgütü PKK-YPG'ye destek çıkılıyor. Amerika Birleşik Devletleri örgütün işgalindeki alanlara sevk ettiği silah, mühimmat ve lojistik malzeme yüklü tır sayısını artırdı. Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda himaye ettiği terör örgütü PKK-YPG'ye silah ve lojistik desteği artarak devam ediyor. Teröristlere verilen bu desteğin özellikle Türkiye'nin Terrifat ve Münbit harekatı öncesi daha da artmış olması dikkat çekerken son olarak askeri malzeme yüklü 30 araçtan oluşan tır konvoyunun Kamışlı'ya giriş yaptığı görüldü. Bir ayda sevk edilen tır sayısı 210'a ulaştı. Yıl içerisinde ise teröristlerin işgalindeki Haseke, Rakka ve Deir-i Zor bölgesine 840 tır sevk edildi.
Öte yandan Amerikan askerlerinin örgüte verdiği ağır silahlarla bir aylık sürede iki kez tatbikat yaptığı öğrenildi. Deyri Zor'daki tatbikatın hedefleri ele geçirme ve saldırı üzerine yapıldığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Mersin'de operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere girildi. Mersin Emniyeti'nin hedefinde terör örgütü üyeleri vardı. Polis, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada 14 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Drone destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisi sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyonda 13 zanlı yakalandı. Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra metnindeki taahhütlere dikkati çekti. Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getirip getirmediklerini takip edeceğiz dedi. Kütahya Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katılan Adalet Bakanı Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağı müjdesini de verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde gelinen son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin bu konudaki duruşunu hatırlattı. İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getiriyor mu, getirmiyor mu takip edeceğiz. İmza ile süreç bitmedi. Daha bu sürecin tamamlayıcı işlemleri var. Son işlem bitmeden bu üyelik başvurusu tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacaktır. Bozdağ, Kütahya Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Hakim ve savcı adayı olmak isteyenlere de bir müjde verdi. Hakim ve savcı adaylığı sınavını 26-27 Kasım 2022'de yapacağız. Bu sınav kapsamında 1500 hakim ve savcı adayı alacağız. Bu 1500 hakim ve savcı adayından 1200'ünü hukuk fakültesi mezunlarından, 150 tanesini avukatlık mesleğinden girecek olanlardan, 150 tanesini de idari yargıdan alacağımızı buradan ifade etmek isterim. Bozdağ 1 Ocak 2023'ten sonra hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin de hayata geçirileceğini belirtti. İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde cadde üzerindeki bir elektrikçiye giren hırsızlar onlara engel olmak isteyenleri tehdit etti. Ve o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Alarmın çalmasına rağmen hiç durmadan devam ediyorlar. Ne kameralar, ne aralıksız çalan alarm, ne de olaya şahit olanların tepkisi hırsızlara engel olabildi. İnsanların geçişine falan aldırmadan sabahın 5'inde yani. Geliyorlar, kepengi kırıyorlar. Sabahın erken saatlerinde Gazi Osman Paşa'nın en işlek caddesinde 5 hırsız elektrik malzemeleri satılan iş yerinin kepenklerini kesti. Sonra kapının önüne park ettikleri minibüse malzemeleri doldurmaya başladılar. İş yerinin alarmı çaldı, mahalle ayağa kalktı. Hırsızlara tepki gösterdiler. Ancak bunların hiçbiri soyguncuları vazgeçirmedi. Tam tersine kendilerine tepki gösterenleri silahla tehdit ettiler. 34 FK 206. Burada insanlar tepki veriyor, insanlara silahla karşılık veriyorlar. Adam ya bildiğim böyle 90 santim, 100 santimlik silah çıkartıyor ya, insana doğrultuyor yani. Yaklaşık 100 bin liralık malzeme çalan hırsızlar minibüste olay yerinden uzaklaştı. Polis şimdi hırsızların peşinde. Bunlar yakalanacak. Yakalandıklarını da göreceğiz onların ne kadar cesur olduklarını. İstanbul'da bir lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İş yerinin yanı sıra bitişiğindeki otogaleride 3 araç hasar gördü. Önce lokanta alev aldı. Sonra alevler bir otogaleriye sıçradı.
İstanbul Sultanbeyli'deki Bosna Bulvarı üzerinde bir lokantada mutfak tüpü gece yarısı patladı. Ardından lokantada yangın çıktı. Ben evde yatıyordum. Patlama sesini duydum. Kesin bir şey var dedim. Balkona çıktım. Baktım alev yanıyor. Alevler kısa sürede büyüdü. Yanındaki otogaleriyi sardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Daha önceden gaz kaç oldu görmüşler. Yanmaya başlamış ya bak ufaktan. Ondan sonra hemen yapmışlar, terk etmişler olayı yeri yani. Lokanta ve otogalerideki 3 araç yangında hasar gördü. Emniyetin organize suç örgütlerine yönelik operasyonları kesintisiz devam ediyor. 24 ilde 284 suç örgütü üyesine yönelik tümör adı verilen yeni bir operasyon başlatıldı ve 215 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin yağma, tehdit ve tefecilikle kendilerine kazanç sağladıkları belirtildi. Yağma, tehdit, tefecilik. 24 ilde 9 mafya tipi suç örgütüyle onlara silah temin eden 26 suç grubu tespit edildi. 284 kişi için gözaltı kararı verildi. 24 ilin başsavcılıklarından gelen talimatla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti. Tümör adı verilen yeni bir operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 215'i yakalandı. Firari 69 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin kumarda borçlandırdıkları şahıslara zorla senet imzalattıkları, tehditle senetlerin tahsilatını yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Çete üyelerinin ticari işletmeleri baskı altına alarak yağmaladıkları ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları da ortaya çıkarıldı. Ayrıca üçüncü şahıslar arasındaki anlaşmazlıkları para karşılığı tehdit yöntemiyle çözdükleri, böylece suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Aramalarda 11 uzun namlulu tam otomatik tüfek, 135 tabanca, 50 tüfek, 2633 fişek, yüklü miktarda uyuşturucuyla çek ve senet ele geçirildi. Emniyet, geçen yıl suç örgütlerine yönelik 8 ilde sahil rüzgarı, 9 ilde sahil rüzgarı 2 ile 30 ilde tırpan operasyonlarını yapmıştı. Nisan ayında da 16 ilde eş zamanlı müsilaj operasyonu düzenlenmişti. Operasyonun adı anlamlı, tümör. Ve bu tümörlerden temizleniyor ülkemiz. İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge hazırlayan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte döviz ve pasaportların yanı sıra boş kimlik kartları da ele geçirildi. Yüz binlerce lira değerinde sahte döviz, sahte kimlikler, pasaportlar, hatta cezaevi ziyaret belgeleri. İstanbul Polisi sahte evrak şebekesini çökertti. İstanbul Mali Şube Polisi çok sayıda sahte evraka rastlanmasının ardından çalışma başlattı. Bir şebekenin özellikle yabancı uyruklu kişilere eğitim ve çalışma hayatı için sahte evrak düzenlediğini belirledi. Teknik ve fiziki takip yapıldı. Şebekenin Fatih ve Aksaray'da faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Her iki adrese de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda sahte dövizlerin yanı sıra sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış boş kimlik belgeleri, farklı ülkeler adına düzenlenmiş pasaportlar, sahte diplomalar, cezaevi ziyaret belgeleri, özel şirketler adına düzenlenmiş kimlik kartları da ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Jandarma ekipleri Ankara'da son bir haftadaki 21 hırsızlık olayını aydınlattı. Yakalanan 37 şüpheliden ikisi şimdi demir parmaklıkların arkasında. Ayrıca yapılan asayiş uygulamalarında da çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı. Şikayetler dinlendi, ekipler hırsızların peşine düştü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı son bir haftada 21 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. Yakalanan 37 şüpheliden ikisi tutuklandı. Jandarma asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 236 kişi de yakalandı. Haklarında adli işlemler başlatıldı. O uygulamalarda hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri Ankara Beypazarı'nda şüpheli hareketler sergileyen 4 kişinin aracını ve üstünü aradı. Aramalarda 518 adet sikke, 7 adet süs eşyası ve 1 adet 9 santimetre uzunluğunda heykel olmak üzere toplamda 526 adet eski eser ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. Saatlerimiz 00:20 takvim yaprakları da 2 Temmuz 2022 Cumartesi'yi gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Güney Amerika ülkesi Peru'daki toprak kaymasında 150 ev hasar gördü. Heyelan anı ve bölge sakinlerinin kaçtığı anlar geliyor ekranlarınıza. Ülkenin kuzeyinde yer alan Chavín de Huántar bölgesinde toprak kayması oldu. Kayalık bölgede meydana gelen heyelan sonrası toz bulutu yükseldi. Bölgedekiler tabii ki panik halinde ve kaçıştı. İşte o anların cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntüler geliyor ekranlarınıza. Yetkililer heyelanda yaklaşık 150 evin zarar gördüğünü açıkladı. Ölen veya yaralanan yok dendi. Bazı kişilerse toz bulutundan etkilendi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenledi. İkisi çocuk, en az 21 kişi hayatını kaybetti. 30 da yaralı var. Rus birlikleri Yılan Adası'ndan da çekildi. Kiev, Moskova'dan gelen gönüllü olarak çekildik açıklamasını yalanladı. Rus ordusunun Ukrayna güçlerinin saldırılarına dayanamadığını savundu. Rus güçler Ukrayna'nın liman kenti Odessa'yı vurdu. Bir apartmanla tatil tesisi füzelerin hedefi oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken can kayıpları artıyor. Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk da Rus ordusunun hedefinde. Luhansk valisi Serhiy Hayday, kentin yoğun bombardıman altında olduğunu belirtti. Ruslar kenti ele geçirmek için neredeyse tüm güçlerini seferber ettiler dedi. Saldırılar nedeniyle kentten tahliyelerin yapılamadığı bilgisini verdi. Rus birliklerinin Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekilmesine ilişkin Moskova'dan yapılan açıklamada bunun bir iyi niyet göstergesi olduğu ifade edildi. Ancak Kiev bu açıklamayı yalanladı. Rus güçlerin Ukrayna ordusunun saldırılarına dayanamayarak adayı terk etmek zorunda kaldığını savundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın kayıplarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Buna göre 35.750 Rus asker öldürüldü. Rus ordusuna ait 1577 tank, 217 uçak ve 186 helikopter imha edildi. Gıda krizi dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor ve almaya da devam edecek gibi görünüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin krizden Batı ülkelerini sorumlu tuttu. Batılı ülkelerin Rus tahılının ihracatını zorlaştırarak tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın Karadeniz'i kapatması nedeniyle tahılın Ukrayna dışına çıkartılamadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezyalı mevkidaşıyla Moskova'da bir araya geldi. Gündeminde gıda krizi vardı. Putin, batılı ülkeleri Rus tahılının uluslararası piyasalara ihracatını zorlaştırmakla suçladı. Çeşitli kısıtlamalar getirerek dünyada tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdıklarını söyledi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasını engellemediğini de savundu. Ukrayna limanlarının mayından temizlenmesi ve tahılın çıkarılması konusunda güvenliğin sağlanacağını garanti ediyoruz diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'dan tahılın çıkarılması konusunda Birleşmiş Milletler temsilcileriyle temas halinde olduklarını aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise tahılın Ukrayna'dan dışarıya çıkartılamamasından Rusya'yı sorumlu tuttu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir etkinliğe video konferans yoluyla katılan Zelenski, Rusya'yı Karadeniz'i kapatarak Afrika ve Asya'yı rehin almakla itham etti.
Zelenski Avrupa Birliği'ne de çağrı yaptı. Kıtlık tehdidine karşı harekete geçilmemesi durumunda bunun ciddi bir göç hareketliliğine yol açacağını sözlerine ekledi. Yunanistan'da ana muhalefet Mitsotakis yönetiminin dış politikasını NATO zirvesi üzerinden eleştirdi. Syriza lideri eski başbakan Alexis Tsipras, Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirtti. Zirvede liderlerin Türkiye'ye topyekün destek verdiğini söyledi. Türkiye istediğini aldı. Yunanistan'da siyasi polemik yaşandı. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinin ardından Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in zirvenin sonucundan memnunuz açıklamasına Yunan muhalefetinden sert tepki geldi. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Syriza lideri Alexis Tsipras, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunsunuz açıklaması yaptı. Tsipras, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin olumlu yaklaşımını da Mitsotakis hükümetinin başarısızlığı olarak nitelendirdi. Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli diyen Tsipras, liderlerin Türkiye'ye verdiği topyekün desteğe dikkat çekti. Tsipras, zirveye ve Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı Türk Aegean yani Türk Ege'si tanımının Avrupa tarafından tescillenmesine de tepki gösterdi. Bunu diplomatik yenilgi olarak nitelendirdi. Syriza lideri, ülkede silahlanmanın maliyetine ilişkin de konuştu. Başbakan Mitsotakis'in yenilgilerini örtbas etmek için her fırsatta bir silahlanma programı açıkladığını ifade etti. Mitsotakis hükümetinin ekonomiyi de iyi yönetemediğine ve dış politikada ülkeyi tehlikeye sürüklediğine işaret eden Tsipras, Mitsotakis muhtemelen Eylül ayında seçim planlıyor dedi. Hong Kong'da egemenliğin İngiltere'den Çin'e devrinin 25. yıl dönümü kutlamaları yapıldı. Çin lideri Xi'nin de katıldığı törende kentin yeni idari kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bölgede demokratik halkların ve özerk yönetim yapısının korunacağına dair sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Pekin yönetimini eleştirdi. Hong Kong 1898'de 100 yıllığına İngiltere'ye kiralandı. 1997'de tekrar Çin egemenliğine geçti. Devrin 25. yılı Hong Kong'da törenlerle kutlandı. Devir tesliminin 25. yıl dönümü kutlamalarına Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de katıldı. Xi bu ziyaretle 2020'den beri ilk kez Çin ana karasının dışına çıkmış oldu. Törende Hong Kong'da yeni idare kabine üyeleri yemin ederek görevlerine başladı. Xi burada yaptığı konuşmada tek devlet iki sistem modelinden geri adım yok mesajı verdi. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Pekin yönetimine demokratik hakların ve özerk yönetim yapısının aşındığına dair eleştiriler yöneltti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Çin'in bölgenin temel hak ve özgürlüklerle bağımsız idari ve hukuki yapısının korunmasına ilişkin taahhüdünü yerine getirmediğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yazılı bir mesaj yayımladı. Çin yönetiminin tek ülke iki sistem modeline saygı göstermediğini belirtti. Çin ve İngiltere arasında yapılan anlaşmayla kente tek devlet iki sistem modeli uygulanıyor. Bu modelle Hong Kong'un özerk yapısının korunması hedefleniyor. İnternet ansiklopedisi, Wikipedia. Bir meslektaşımızın da başını yemişti bu Wikipedia bundan 10 yıl kadar önce. Oraya dayanarak bir şeyler anlatmıştı o genç meslektaş. Meslek hayatının sonu oldu. İnternet ansiklopedisi, Wikipedia, aman aman. Çinli bir kadının 10 yıl boyunca Wikipedia'ya uydurma bilgi eklediği ortaya çıktı. Kadın hayal gücüyle Çin ve Rus tarihini yeniden yazdı. Durum anlaşılınca 200'den fazla uydurma makale yayınlayan
kadının Wikipedia hesabı kapatıldı. Gerçekleri çarpıttı, Çin ve Rusya tarihini yeniden yazdı. Hatta uydurma bilgilerle dolu yazılanları internet ansiklopedisi olarak anılan Wikipedia'ya yayınlattı. Gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı. Cimao takma ismini kullanan Çinli kadın, Rus ve Çin tarihinde hiç yaşanmamış olaylar uydurdu. Bu şekilde 206'dan fazla makale yazdı. Yüzlercesine de katkıda bulundu. Yazılarında zengince detaylandırılmış savaş hikayeleri ve ekonomi tarihine ilişkin enstantanelere yer verdi. Ancak paylaşımlarını sadece Çince yaptığı için durumun anlaşılması zaman aldı. Kadının siteye girdiği bilgilerdeki tutarsızlığı fark eden dikkatli bir kullanıcı durumu Wikipedia'ya iletti. Bilgilerin uydurma olduğu anlaşılınca kadın yakayı ele verdi. Bunun üzerine Wikipedia araştırma başlattı. Çinli kadının hesabı kapatıldı. Özür mesajı paylaşan kadın, neden olduğum sorunu telafi etmek zor. Bu yüzden belki de kalıcı bir yasak tek seçenek ifadesini kullandı. Yaşanan olay internette paylaşılan bilgilerin doğruluğunun kontrolden geçirilmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Rus bilim insanı Çin'le işbirliği yaparak vatana ihanetle suçlandı. Kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alındı. Novosibirsk Devlet Üniversitesi'nde görevli Dimitri Kolker'in kanser tedavisi gördüğü dikkat çekti ve gözaltından serbest bırakılması istendi. Rusya fizik matematik doktoru Dimitri Kolker'i vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına aldı. Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Laboratuvarı Başkanı olan bilim insanının devlete ait gizli bilgileri Çin istihbaratına verdiği iddia edildi. Yakınları olayla ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu. Kolker'in oğlu babasının Çin'de uluslararası bir konferansta verdiği dersler yüzünden gözaltına alındığını savundu. Ders içeriğinin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB tarafından kontrol edildiğini de ileri sürdü. Dimitri Kolker'in özel bir klinikte 4. aşama kanser tedavisi görürken gözaltına alındığı ifade edildi. Bilim insanı suçlu bulunursa 12 ila 20 yıl arasında hapis cezası alabilir. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, İngilizce yazılışının kısaltılmışıyla NASA, Mars'tan toplanan kaya parçacıklarında organik karbon tespit edildiğini duyurdu. Çok önemli. Organik bileşenlerin ölçülmesiyle bir ilke imza atıldı. Bilim insanları çalışmanın yaşam kaynağına ışık tutabileceğini belirtti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity bir ilke imza attı. Mars'ta topladığı parçacıklar üzerinde ölçüm yapılmasını sağlayan uzay aracı, kızıl gezegendeki organik karbon miktarının tespit edilmesini sağladı. Daha önceki araştırmalarında Mars'ta organik karbon bulan bilim insanları, şimdi ilk kez bu organik bileşenlerin miktarını ölçmüş oldu. NASA'dan bilim insanları, örnekleri bir zamanlar yaşam için elverişli olabilecek sığ bir göl ortamı sağladığı düşünülen Gale kraterinden aldı. Bölgeden toplanan 3,5 milyar yıllık çamur taşlarının içinden alınan örnekler uzay aracındaki özel fırında ısıtıldı, salınan gazın analizi yapıldı. Ölçümlerde daha önce düşünülenden 40 kat daha fazla organik karbon tespit edildi. Bilim insanları tespitin kendilerini kızıl gezegende bir zamanlar yaşam var mıydı sorusunun yanıtına bir adım daha yaklaştırdığı görüşünde. Avrupa Uzay Ajansı'ndan iyi haber geldi. Daha önce yer küremize çarpacağı sanılan 2021 QM1 adlı asteroidin yörüngesi incelendi. Mavi gezegenin güzergahında olmadığı tespit edildi. Yani 2052 için endişe edilen asteroidin dünyamıza çarpma riski artık yok. Bilinen en tehlikeli asteroid dünyaya çarpmayacak. Avrupa Uzay Ajansı müjdeli haberi verdi. 2021 QM1 adı verilen asteroid dünya için en az 100 yıl boyunca tehlikeli değil. Bilim insanları geçen yıl asteroidin Nisan 2052'de dünyaya çarpma riski bulunduğunu belirtmişti.
50 metre genişliğindeki asteroid hesaplamalara göre dünyanın geleceği için büyük risk oluşturuyordu. Bu nedenle asteroid yakın takibe alındı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Güney Gözlem Evi'ndeki bilim insanları asteroidin yörüngesini hesaplayınca endişelerin gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Asteroidin dünyaya çarpma tehlikesi yok. Ajans 2021 QM1'i risk listesinden çıkarttı. Ancak listede halen 1377 asteroid bulunuyor. Şili'de yeni doğan bir zürafa hayvanat bahçesini renklendirmiş. Avustralya'da ise Tazmanya canavarı bir kadının telefonunu alıp kaçmış. Yapılan bir araştırmaya göre de sinek kuşlarının en renkli kuş türü olduğu anlaşılmış. Güzel. Evet, sırada hayvanlar aleminden renkli kareler var. Şili'de bir hayvanat bahçesinde yavru zürafa heyecanı yaşanıyor. Yeni doğan erkek yavru yaklaşık 2 metre boyunda ve 99 kilogram ağırlığında. Birkaç hafta içinde yürümeye iyice alışan zürafanın sağlıklı gelişimi sürüyor. Sevimli yavru annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Avustralya'da ise bir Tazmanya canavarı, Boronok Yaban Hayatı Koruma Alanı'nı ziyaret eden kadına tatsız bir sürpriz yaptı. Kadının elinden telefonu alıp kaçtı. Telefonu bir türlü vermek istemeyen hayvan, bakıcıları peşinde koşturdu. Dünyanın en renkli kuşu sinek kuşları. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona ve Yale Üniversitelerinden bilim insanları kuşların tüylerindeki renkleri inceledi. 116 sinek kuşunun yanı sıra penguenler ve papağanları içeren 111 kuş türünün tüylerindeki renk aralıklarına bakıldı. Sinek kuşlarının tüylerindeki renk aralığının diğer tüm kuş türlerinin toplam renk çeşitliliğinden fazla olduğu tespit edildi. Avrupa Birliği dönem başkanlığı Fransa'dan Çekya'ya geçti. Yeni dönem görevi için Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi. Avrupa Birliği dönem başkanlığının Fransa'dan Çekya'ya geçişi vesilesiyle Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. Yeni dönemde Çekya'nın başkanlığında Avrupa Birliği'nin genişleme politikasında ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda daha adil davranılacağını temenni ediyorum. Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. Avrupa'nın mottosu yeniden düşünmek, inşa etmek ve güçlendirmektir. Avrupa değer yargıları ve bilinçle yola çıkar. Sorumluluk ve eylem gerektirir. Bizim için Türkiye'de Avrupa'nın bir parçasıdır. Resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı. Saatlerimiz 00.38'i gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği film haftasının açılış programına katıldı. Bakan Ersoy, hain darbe girişimini ve tüm dünyadaki mazlumları konu edinen filmlerin insanlığın sesi olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği tarafından İstanbul'da Atlas Sineması'nda düzenlenen 15.07 Film Haftası açılış programına katıldı. Bakan Ersoy konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin bağımsızlık ruhuyla püskürtüldüğünü söyledi. Bu hain yapılar milletimizin bu zulüm karşısındaki haklı isyanını, özgürlük mücadelesini hesap edemediler. Onlar milletin korkacağını, sineceğini, devletine sahip çıkmayacağını düşündüler. Onlar bu aziz milleti kendileri gibi sandılar. Fakat bu millet onların hesap ettiği karakterde değildi. Kültür ve Turizm Bakanı Film Haftası'nın dünyanın dört bir yanında dilleri, inançları ve ten renkleri nedeniyle işkencelere maruz bırakılan insanların sesi olduğuna değindi. Film Haftası etkinlikleri kapsamında gösterecek filmlerde anlatıldığı gibi bu zulümler karşısında asla unutulmayacak büyük özgürlük mücadeleleri de
verildi. Bu tarz mühim hadiselerin sinema, edebiyat ve müzik gibi birçok sanat dalında hayat bulması kaçınılmazdır. Darbe, direniş ve özgürlük temasıyla düzenlenen 15.07 film haftası 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl hayata geçirilen Genç Ne Sever platformunun tanıtım programında konuştu. Gençlere müjde verdi. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık. Şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz dedi. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz hale getirdiğimiz gibi bundan sonraki süreçte müzelerimizi de gençlerimiz için ücretsiz hale getiriyoruz. Gençlerin yaz dönemi boyunca yurtlarda olduğu gibi müzelerden de ücretsiz yararlanabileceklerini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlere bu duyuruyu Genç Ne Sever platformunun tanıtım programında yaptı. Evet, 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere müze ve öğren yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir GNS müze kart hediye ediyoruz. Sevgili gençler, hiç vakit kaybetmeden gençnesever.com adresine girin ve ücretsiz müze kart GNS'nizi hemen alın. Bakan Kasapoğlu, gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Genç Ne Sever platformunun faaliyetleriyle ilgili bilgi de verdi. Kültür, sanat seven gençler için konser, tiyatro, atölye ve festival biletleri, spor sever gençler için müsabaka ve etkinlik biletleri, kitap seven gençler için kitap çekleri, seyahat seven gençler için ise turlar, tren ve otobüs biletleri hayata geçirdik. Rahmi Koç Müzesi'ndeki tanıtım programına iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bir bölgede aracını valeye, park görevlisine teslim eden bir kişiye günler sonra trafik cezası geldi. Valenin aracı park yasağı olan bir bölgeye park ettiği öğrenildi. Bu durumda cezayı kim ödemeli? Ve sürücü hakkını nasıl aramalı? Haberimizde. Trafiğin yoğun olduğu bölgede aracını valeye verdi. Günler sonra gelen trafik cezasıyla neye uğradığını şaşırdı. Sürücü Dilek Özaydın, Beşiktaş Ortaköy'de aracını anahtarıyla birlikte valeye teslim etti. Konsere gittiğimizde trafikten uğraşmayalım diye Ortaköy'de park ettik. Adama da anahtarı verdik. 10 dakika önceden aradık, araba geldi, gayet güzel. Günler sonra evine konsere gittiği tarih ve saatte kesilen trafik cezası geldi. 100 TL'de park ücreti ödedim o sırada. 11.30-12'ye doğru çıktık. 10 dakika önceden aradık, araba geldi, gayet güzel. Birkaç gün sonra eve tebligat geldi zaten. Ve trafik cezası yanlış parktan dolayı. Burası Ortaköy Portakal Yokuşu. Sürücüsünün valeye verdiği aracı, vale bilerek veya bilmeyerek buradaki park yasağı olan bölgeye park etti. Sürücüye ise günler sonra park cezası geldi. Peki bu durumda sürücü hakkını nasıl aramalı? Vale hizmeti bir restoran, kafeterya yahut alışveriş merkezinden alındıysa o işletmelerden alınan fişler kanıt kabul ediliyor. Valenin bağlı olduğu işletme hem park ücretini geri ödemek hem de cezayı üstlenmek durumunda kalıyor. Bir de onların verdiği kağıt o kadar umursamıyorsun. Hani kağıt yani ödedim mi bitti. Arabayı aldım daha ne gerek var diye kağıdı attık, hiç umursamadım da açıkçası. Valenin verdiği makbuzu pek çok kişi önemsemiyor. Ancak E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru sırasında TÜBİS sistemine yüklenen bu makbuzlar delil olarak gösterilebiliyor. Güveniyorsun hani otopark diye verdiğim bir yerde. Trafik cezası olarak artık komisyonuyla geri döndü bana. Ama gidersem o tarafa yine uğraşacağım. Yani söyleyeceğim yani. Yani sonuçta bu benim başıma da geldi. Başka insanların da başına geliyor. Yani bu gerçekten kötü niyetle yapılan bir kazanım. Evcil hayvanlar artık vitrinde sergilenip satılamayacak. Çok şükür. Çok şükür. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan ürünleri ve hayvanları işte yemiydi, mamasıydı, tasmasıydı, şunu bunu falan satan yerler. İngilizceden Türkçe'ye çevrilmedi. Pet shop diye geçiyor.
Oralarda kedi ve köpeklerin sergilenmesi 14 Temmuz'dan itibaren yasak kapsamına girecek. Zavallı hayvancıklar orada günlerce sergileniyor pislik içerisinde. Evet, kedi ve köpekler artık çip takılarak satılabilecek. Evcil hayvan satış yerlerinde kedi ve köpek yasağı 14 Temmuz'da başlıyor. Bu evcil hayvanlar artık hayvan malzemeleri, yemler ve mamaların satıldığı işletmelerde bulundurulamayacak. Olmaması gereken insanlık dışı bir şey yani o. Nasıl insanlar sergilenemezse onlar da sergilenemez. Onlar da bir can çünkü. Evcil hayvan satış izni olan iş yerlerinde balık, kuş ve hamster gibi hayvanların satışı devam edecek. Biz de Sera zaten daha çok satmıyoruz kedi köpek. Biz de şu anda muhabbet kuşu, hamster gibi küçük hayvanlar sahiplendirmek amaçlı aynı. Balık. Pet shoplarda yasak kapsamındaki kedi ve köpek gibi hayvanları bulunduranlara hayvan başına 2043 lira para cezası kesilecek. Bence çok güzel bir şey. Çünkü barınaklardan alınması daha da iyi bence. Çünkü o kadar sahipsiz hayvan var ki sokaklarda, barınaklarda. Hayvan satışı yapanlar kedi ve köpekleri çiftlik gibi doğal ortamlarda bulundurabilecek. Bu hayvanların fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Hayvanlar çip takılarak sahibine teslim edilecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber katalog yoluyla internet üzerinden satılan hayvanların sokağa bırakılmalarına mani olmak için her birine mikroçip takılacak. Herkes hayvan sahibi olmasın eğer hani bir kediyi veya bir köpeği daha sonra sokağa bırakacaksa. Satış için kedi ve köpek bulundurulan yerler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlenecek. Önder Cihan, kısa adı LGS olan liselere geçiş sistemi sınavında 500 tam puan alan 193 öğrenciden biri. Kastamonu'da sel afetine maruz kalan Cihan, zorlu şartlarda ders çalıştı ve emeğinin karşılığını aldı. Kastamonu'da sel felaketinden etkilendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından psikolojik destek aldı. Hayallerinin peşinden giden Abana İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Önder Cihan, LGS'de 500 tam puan alan 193 kişiden biri oldu. Yeter artık, dışarı çıkmak istiyorum dediğim anlar oluyordu. Ama bir hedefim vardı, bu hedefi kazanmak istiyordum. Anne ve babası da Önder Cihan kadar mutlu ve gururlu. Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Çok yoğun bir çalışmanın sonucu, emeğimizin karşılığını aldık. Çocuğumuz da çok büyük bir emek sarf etti. Gerçekten çok çalıştı. Önder Cihan eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde sürdürmek istiyor. Ayşe Zümra Aksu ve Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Reyyan Duman da Sivas'ın LGS birincileri oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün köprü projesinde ana DK kursları oluyordu. Onlara giderek, orada hocaların verdiği testleri çözerek, sonra eve gelince de yeniden konuları tekrar edip test çözerek öyle yaptım yani. Planlı ve düzenli çalışarak başardım. Başarı, iyi bir sonuç bekliyordum. Full olunca da mutlu oldum. Lisede de başarılı bir şekilde derslere götürüp iyi bir üniversitede mühendislik okuyacağım inşallah. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilerle telefonda görüşerek başarılarından dolayı tebrik etti. Tebrik ediyorum, başarılarına devam ediyorum. Teşekkür ederim. Çok kutluyorum. Ailenizi de kutluyorum. Evet, 1 Temmuz 2022 Cuma'da hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları aktardık. Gece bakışını duayen meslektaşım Köksal Gökçe kaptanlığında Müjdat Arslan ve İbrahim Yüksel hazırladı. Yönetmenimiz Özlem Bülbül'dü. Coşkun Demirci, Burçak Akıllı, Hevin Adı Belli, Erdem Arslan, Ramazan Değirmenci ve Süleyman Şehitoğlu da katkıda bulunan arkadaşlarımızdandı. Ben Fuat Kozluklu, güzel ülkemin güzel insanları. Yeni günün hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve de bereket getirmesi dileklerimle. Saat başında Ankara'dan meslektaşım Mustafa Özen gün sonu bülteniyle karşınızda olacak. 4 Temmuz 2022 Pazartesi'nin gündemiyle hafta başında saat 23'te yeniden karşınızda olabilmek umuduyla yatacak olanlara iyi uykular, tatlı rüyalar, güzel bir gece ve hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın efendim.